Ben Burak Öğür, Ümraniye Spor'dan Altay Camiası'na katıldım. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Buradan bütün taraftarlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Geçtiğimiz sezon tabii ki bütün kulüplerimiz için zor bir sezon oldu. Çünkü pandemi dönemi, sezonun sonuna doğru bir pandemi dönemine denk geldik. İster istemez biz sporcular olarak bütün herkesin konsantresi eksildi. Uzun bir süre sayılabilecek şekilde araya süre girdi. Akabinde ligler tekrar başladı. Onun sonucunda da 6 haftalık süreçte ligi tamamladık. Biz Ümraniye Spor'da sezonu playoff'un dışında kalarak maalesef bitirdik. Hedeflerimiz vardı, o hedeflere ulaşamadık, yarım kaldı. Ama inanıyorum ki bu güzel aile ortamında yarım kalan işimizi hep birlikte tamamlayıp Büyük Altay Camiası'nı inşallah hak ettiği Süper Lig'e hep beraber çıkartacağız bu sezon. Transfer sürecim şu şekilde gelişti. Sezon bittikten sonra Altay Spor Kulübü'nden bu güzel kulüpte beni de aralarında görmek istedikleri iletildi. Bunu ilk duyduğumda çok mutlu oldum. Çünkü Altay Spor Kulübü herkesin bildiği üzere Türkiye'nin köklü kulüplerinden ve İzmir'in güzel kulüplerinden bir tanesi. Bu teklifi aldığımda çok mutlu oldum. Ailemle paylaştım. Ailem de bu teklife sıcak baktı ve dolayısıyla buraya gelmem çok zor olmadı. Kısa bir süre içerisinde transferim neticelendi. Altay Spor Kulübü'ne transfer oldum. İkinci etap kamp çalışmalarında yine Afyon'da bulunuyoruz. İlk etap kamp çalışmalarımız gayet güzel geçti. Aramızda genç arkadaşlarımız da vardı. Biliyorsunuz fazla transfer yaptı Altay takımı bu sene hedefe gidebilmek adına. Dolayısıyla bir kaynaşma, aramızda bir uyum süreci olarak geçti ilk kamp. Çalışmalarımız çok güzeldi. Çok güzel şekilde çalıştık. İlk etabı kazasız belasız atlattık. Yalnız ikinci etap çalışmalarında talihsiz bir sakatlık yaşama durumu oldu genç kardeşimizin. İsterdik ki öyle bir şey olmasın ama maalesef ki futbolda bunlar var. Buradan ben sizden aracılığıyla tekrar Gencer kardeşime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En kısa sürede inşallah aramıza daha sağlam şekilde dönecektir. Bandırma Spor'la bir hazırlık maçı yaptık. Müsabaka bizler açısından güzel geçti. Sahada bir sürü yeni arkadaşımız vardı tabii ki. Doğal olarak birbirimizi tanımak açısından sahada istediklerimizi belli bir süre sahaya yansıtamadık. Daha sonra ilerleyen dakikalarda kendimize yakışır şekilde mücadele ettik. Sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldık. Tabii ki hazırlık maçları lige hazırlanmak için var. Burada alınan skorlar aslında çok önemli değil. Bizler bir takım olarak takım olabilme yolunda hep beraber hareket ediyoruz. Dolayısıyla bizim açımızdan güzel bir maç oldu. Buradaki tek amacımız, tek hedefimiz bu sezon inşallah hayırlı şekilde Altay Spor Kulübü'nü dediğim gibi layık olduğu Süper Lig'e taşıyabilmek. Bunun doğrultusunda da yönetimimiz, başkanımız gerekli takviyeleri yaptı, gerekli transferleri yaptılar. Lig uzun bir maraton dediğiniz gibi geniş bir kadro kurduk. Herkesin bir alternatifi, her mevkinin iyi bireysel oyunculara baktığımız zaman transferler edildi. Hedefimiz, amacımız her sporcunun, her kulübün olduğu gibi bu sezonu hayırlı bir şekilde, güzel bir şekilde başlayıp sonunda taraftarımızla, camiamızla birlikte güzel bir şampiyonluk yaşamak. Taraftarlarımıza önce şunu söylemek isterim. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Altay Spor Kulübü ile ilk görüşmelerim olduğu süre zarfından bu kulübün kapısından içeri girdiğim ana kadar güzel dilekleriyle, güzel mesajlarıyla beni hep onur ettiler. Onlara buradan sizlerin aracılığıyla çok teşekkür ediyorum. Tabii ki takımlar için taraftarlar çok önemlidir. Bizler için de taraftar çok önemlidir. Onlar sadece bize inansınlar, her zaman desteklesinler. Biz de onların gücünü arkamızda hissettiğimiz zaman inşallah hep beraber dediğim gibi camiamızla, bizlerle, taraftarlarımızla birlikte Allah'ın izniyle sezonun sonunda o Süper Lig'e çıkmayı Allah bizlere nasip etsin inşallah.